Sevgili seyirciler merhaba Ankara Masası'na hoş geldiniz. Bugün 3 Ekim Salı saatler 12.01'i gösteriyor. Ben Fatih Atik Ankara Masası'nda yine karşınızdayım. Tabi pazar günü meclis açıldı. Siyaset 2,5 aylık yaz arasından sonra yaz tatilinden sonra yine ısınmaya başladı. Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı anayasa çağrısıyla birlikte gündem tamamen anayasaya doğru kaydı. Ama bir taraftan da meclis açılırken hemen 100 metre karşısında... Yaşanan bombalı saldırı İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı eylemi o tarafa da dikkatlerin kaymasına sebep oldu. İstihbarat zafiyeti mi var Ankara'nın göbeğinde böyle bir saldırı nasıl gerçekleşebiliyor sorularına cevap aranıyor. Tabii sadece bunlar değil vatandaşın cüzdanındaki mutfağındaki yangın da siyasetin ve başkentin ana gündem maddelerinden bir tanesi. Yerel seçimlerde tabii yaklaşırken o konulara da bugün değineceğiz. Çok değerli çok e, önemli bir konuğumuz var bugün Ankara masasında. Stüdyomuza teşrif etti. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez ile beraberiz. Turan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için Fatih Bey sağ olun. Rica ederim. E, gündem çok evet. kalabalık ama ben vatandaşın gündemiyle başlamak istiyorum. E, mutfaklarda ciddi bir yangın var. Yani insanlar ekmek götürmekte zorlanıyor evlerine. Belki anneler babalar akşam bir gün sonra çocuklarına ne yedireceklerini düşünüyorlar. Ve bugün de enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre aylık enflasyon 4.75 puan e, arttı Eylül'de. Yıl sonunda e, yıllık enflasyon %60'ı geçmiş durumda TÜİK'e göre. ENA göre ise tam tersi %130 yıllık enflasyon ve artış da daha yüksek. Ne diyorsunuz? Bu yangın nasıl sönecek? Bu iktidar bu yangını söndürebilir mi? Bu yangın kısa vadeli sönmez. Bu iktidar bu yangını söndüremez. İktidar bizatihi bu yangının müsebbibi bu yangının, bu ateşin bacayı sarmasının temel müsebbibi zaten mevcut iktidar Fatih Bey ve onun artık soruna çözüm bulma şansı yok. Enflasyon nasıl düşer? Enflasyon bir, yatırım yaparsanız düşer, Hı. istihdam üretirseniz düşer, mal üretirseniz ve bunu ihraç ederseniz düşer. E, Türkiye yıllardır bir ithalat kültürüyle yönetildi. Borç parayla yönetildi, sıcak parayla yönetildi ve biz bu lüksün aslında sonuna geldik. 20 yıl boyunca AKP 140 milyar dolar borçla aldığı ülkeyi bugün getirdi 500 milyar dolar borcun eşiğine bıraktı. Ne var ne yoksa sattı. Dünya kadar vergi toplandı, çarçur edildi ve gelecek garantili projelerle de ne yazık ki ülkenin istikbali yavrularımız ipotek altına alındı. İthalatla büyüdükçe AKP büyüyoruz diye böbürlendi. Hormonlu bir büyümeydi, sahte bir büyümeydi ve bu büyümenin şu anda faturalarını ödüyoruz. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye bir zamanlar bugün gıda enflasyonunda dünya şampiyonu olmuş. Bu çok vahim bir durum. Gerçekten çok vahim bir durum. Bu enflasyonun bundan sonra da özellikle kış dönemlerinde tırmanması çok muhtemeldir. Çünkü ben sahada edindiğim izlerimlere baktığımda bunun çok yüksek ihtimal olduğunu görüyorum. Seçimden önce 16-17 lira olan mazot bugün 41-42 lira olmuş. Yani inanılmaz bir artış var ve bunun hem tarıma hem gıdaya hem de diğer ürünlere yansıması önümüzdeki günlerde daha da vahim olacak. Evet. Sektörler teker teker çöküyor maalesef Fatih Bey. Tarımda çok büyük bir dram var, çok büyük bir sıkıntı var. Köylü büyük ızdırap içerisinde. 7500 lirayla insanların geçinme şansı yok. Siz Balıkesir milletvekili Evet. Türkiye'yi besleyen şehirlerden bir tanesi. Ben de Balıkesir'deyim. Evet. Hemşeriyiz. Sevgili Secde bu arada Turan Bey'le. İki Balıkesir'i buluştuk. Şimdi sahadan bahsettiğiniz için soruyorum. Balıkesir'de çiftçinin durumu nasıl? Yani bu enflasyon girdiler, para kazanabiliyor mu çiftçi? Çiftçi şu anda kana alıyor ve çiftçinin toparlama şansı yok Fatih Bey. Balıkesir'de enteresan gözlemlerim oldu. Birincisi, birincisi çiftçi bu girdi maliyetleriyle baş edemediği için şu anda iflasın eşiğine gelmiş. Geçen sene 6.5 7 lira olan buğday bu sene de aşağı yukarı aynı fiyat. Keza mısır da öyle. Fakat girdi maliyetlerine bakarsanız zirai mücadele ilaçlarında %300'e varan bir artış var. Öte yandan gübre fiyatlarında %200-250-300'lere varan artışlar var. Keza ıı, akaryakıtta da öyle, işçi maliyetleri de öyle. Nereye gidersek gidelim, kimin kapısını çalarsak çalalım, çiftçi feryat ediyor. Balıkesir'de bir başka dram daha var. Çiftçi artık biz bu işi yapamayacağız, başınızın çaresine bakın. Geçtiğimiz günlerde bir tanesi dedi ki biz karnımızı doyururuz vekilim dedi. Evimizin önünde birkaç inekle birkaç e, tavukla karnımızı doyururuz. Ankara'da siz aç kalacaksınız dedi. Dediği çok önemliydi. Çünkü artık çiftçi çiftçiliğini yapamaz hale geldi. Daha da vahim bir durum söz konusu. Şu anda Balıkesir'de birçok köyde sahibi bilinmeyen şirketler yerli midir yabancı mıdır belli olmayan şirketler aracılar marifetiyle gelerek Balıkesirlerin arazisini alıyor. Topraklarını alıyor. Keza Trakya'da da aynı şey söz konusu. Şu anda inanılmaz bir şekilde topraklar satılıyor köylerde tarım arazileri tarım arazileri satılıyor ve sahipleri belli değil kim oldukları bilinmiyor ve artık Türk çiftçisi kendi arazisinde kendi sahasında maraba olmuş durumda öte yandan Siz bunu sordunuz mu mesela tarım bakanlığına kim alıyor bunları diye ben bunu defalarca gündeme getirdim ve muhtemelen yabancı şirketler de, yabancı şirketler öte yandan bir başka durum daha söz konusu e, artık gençler tarım yapmak istemiyor. Gençler tarım yapmadığı için, tarımın e, cezbedici bir durumu da kalmadığı için tarım ve hayvancılığın köyler boşalmış durumda. Boşalan köylere bunun yerine ne yazık ki yabancılar geldi ve şu anda balıkesir'de tarım sahasında ve hayvancılıkta çalışan insanların önemli bir kısmı maalesef Suriyeli ve Afganlı. Bu çok vahim bir durum. Türkiye'de 250 bin civarında e, koyun sürüsü var ve bu sürülerin önemli bir kısmı şu anda Afganlı çobanlar tarafından idare ediliyor. Dolayısıyla ve... sorunlar çok büyük ve hemen e, konunun e, tam cevabına geleceğim, sorunuzun cevabına geleceğim. Bu ateşin, bu yangının, bu dramın, bu inanılmaz enflasyonun, bu hayat pahalılığının, bu ekonomik çöküntünün müsebbibi olan AKP'dir. Dolayısıyla sorunun kaynağı, çözümün kaynağı olamaz Fatih Bey. Ama yeni bir orta vadeli program açıkladılar. İşte Mehmet Şimşek geldi ee, yeniden e, ekonomik programda değişikliğe gittiler ve az önce Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında dinlerken şöyle bir ifade kullandı dedi ki: Enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alınıyor. Siz gördünüz mü bir başarı Hayır, bilmiyorum ama. böyle bir sonuç yok. Ortada bir başarı söz konusu değil. Enflasyon, hayat pahalılığı, alım gücündeki bu vahamet, bu ağır tablo inim, inim inletiyor milleti. Bu lafı söyleyenler, bu konuda buna dair yorum yapanlar, böyle bir analiz yapanlar saha gerçeğinden ne yazık ki habersizler. Orada size bir şey daha soracağım. Şimdi bu çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde AK Partililerle sohbet ederken de gündeme geldi. Tarımda ya da işte sanayide Suriyelilerin, Afganlıların çalışması. Burada devletin uyguladığı sosyal yardım politikasının da olumsuz etkisi var mı siz? Yüzde katılıyorum. Özellikle söylemedim gündeme olmadığı için ama yüzde yüz katılıyorum. Bakın AKP iktidara geldiğinde dünyadaki sıcak para bolluğundan büyük yarar sağladı. Ne yaptı? Bu sıcak parayı aldı. Önce kendi yandaş zenginlerini yarattı beton kültürüyle, yolla, köprüyle vesaire. Birinci yaptığı buydu. Hı hı. Ama ikinci yaptığı temel yanlış bir sadaka kültürü oluşturdu. Sosyal devlet böyle olmaz Fatih Bey. Sosyal devlet ihtiyacı olana yardımcı olur ama onu hayata entegre etmek için, iş alanına sokabilmek için, istihdam yaratabilmek için özel projeler uygular. Ama Erdoğan ne dedi hatırlayacaksınız? Benim valim yardım kamyonunun önüne oturduğunda o ülke uçar. Uçmuyormuş işte. Uçmuyormuş. Yani vali yardım kamyonunun önüne oturduğunda bu ülke uçmadı. 20 yıl sonra geldiğimiz nokta bu. Dolayısıyla ne yazık ki köylere ve bu tür çevrelere yapılan çok ciddi sosyal yardımlar insanların en nasıl olsa biz artık hani paramızı alıyoruz 10-15 bin lira para giriyor ailemize. Niye çalışalım noktasına getirdi. Son derece doğru bir tespit ve ben bunu Balıkesir'de hep gözlemledim. Evet bu çok önemli, çok konuşuluyor. Yani sosyal yardım vere vere çiftçiye de verdiler biliyorsunuz. Doğrudan Tabii. gelir desteği diye Tabii. bir şey verildi. Ekmesen bile... Para Şimdi devirde. o yanlış Fatih Bey. Bakın dünyanın her hmm. yerinde tarım desteklenir. Tarımın desteklenmesi şart. Tarımın desteklenmediği bir ülke ayakta kalamaz. Hmm. İngiltere de bunu yapıyor ama tarımın desteklenme modeli yanlış. Siz ne olursa olsun alın bu parayı derseniz ekmeden oturur. Halbuki ürettiği ürüne ve sizin projeniz çerçevesinde yani sizin şunu diyeceksiniz. Balıkesir'in şu köyünde şu bölgesinde şunlar yetişir alın bunu üretin. Bu programa uyanlara ve ürettikleri ürün karşılığında vermiş olsaydı para desteği de değil, gübre desteği, mazot desteği bu çok daha farklı çalışırdı. Bunu da hesap edemedi. Ben vereyim parasını dedi ve maalesef bunun sonucunda geldiğimiz tablo bu. Evet. Umarım bu tablodan Kimse açık almadan çıkarız çünkü kuraklık var, meyve, iklim değişikliği var. Fatih Bey üzülerek söylüyorum. E, temenninize katılıyorum, duanıza katılıyorum ama Türkiye'yi özellikle gıda konusunda çok ağır bir e, tablo bekliyor, çok ağır bir dönem bekliyor. Tabii gıda deyince sorun çok. E, hiç kimseyle paylaşmadım, e, konuşmayacaktım ama konu yeri, yeri geldiği için hemen küçük Buyurun. bir şey de vereyim size, teaser da vereyim. E, gıda güvenliği konusunda Türkiye çok vahim bir noktada. Ben buna gıda terörü diyorum. ...çok büyük bir e, gıda sahtekarlığı var. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin değişik yerlerinden e, 180'in üzerinde gıda numunesi topladım. Türkiye'deki laboratuvarlar sağlıklı çalışmadığı için ben bunları aldım, Almanya'ya gönderdim. Raporlar önümüzdeki hafta geliyor. Ama sözlü olarak edindiğim intiba korkunç. Türkiye ciddi manada bir gıda güvenliği problemi yaşıyor... Tavşiş problemi yaşıyor, taklit problemi yaşıyor, gıda sahteciliği problemi yaşıyor. Bir taraftan tarımı çökertirken bir taraftan da çocuklarımız, yavrularımızı, geleceğimizi zehirleyecek bir adımlar atılıyor bu ülkede ve devlet kontrolünü kaybetmiş durumda. Sonuçlar ne zaman gelecek? Sözlü aldım, durum çok vahim ama resmi raporlar önümüzdeki hafta gelecek. Hmm. Bakanlık da açıklıyor çünkü sık sık. 6 ayda bir taklit tahşiş açıklar. Açıklıyor da ne yapıyorsun? Ceza kesiyorlar ne yapıyorsun? ama üretim ne devam yapıyorsun? ediyor sonrasında. Denetleyemezsen yani zeytinyağı, bal, e, çok ciddi çalışmalar yaptım paylaşacağım kamuoyu önümüzdeki. Ya şimdi konu konuyu açıyor. Bizim program da biraz rahat. TRT programı gibi değil yani. Ben böyle konuşuyorum sizinle. Şöyle bir anek ben de anlatayım. Hafta sonu markete gittim Turan Bey. Bir ay önce de aynı marketten alışveriş yaptım. Balı zeytinliği severim. Gittim aldım geçen ay 90 liraydı kilosu. Hafta sonu pazar günü gittim. Aynı zeytin 130 lira. Aynı zeytin. Ve enflasyon %4,5. Evet, mümkün değil. Yani 40 lira %51'den zam yapmışlar sadece bir tane zeytine. Nasıl oluyor, nasıl geçinecek insanlar ben gerçekten şaşırıyorum. Fatih Bey bir, bir, bir anekdot daha ekleyeyim <laughs> ben. E, Balıkesirlisiniz hemşire olmanın verdiği rahatlığıyla da, rahatlıkla da söylüyorum. Bakın Ayvalık Zeytini ve Ayvalık Zeytinyağı dünya çapında bir markadır. Evet. Bunu da mahvettik biz. Ayvalık bölgesinde, Körfez'de yılda üretilen zeytin 10 bin tondur. 10 bin ton. Hı hı. Fakat işlenen zeytin 40 bin ton. Nereden geliyor biliyor musunuz? Suriye'den, İdlib'den ve Hatay civarından gelen zeytinler Ayvalık zeytini diye, Ayvalık zeytinyağı diye piyasaya sürülüyor. Ve bundan aracılar ve oradaki fabrikalar inanılmaz paralar kazanıyorlar. Taşiş derseniz çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla yani tarımın çökmesinin yanında gıda güvenliği ve gıda terörü de önemli bir sorun bu ülkede biz sizin ayrı bir tarım ve balıkesir programı da yapmamız memnuniyetle, lazım. Şimdi memnuniyetle. Şimdi burada noktayı koyalım. Şimdi pazar günü meclis açıldı. Yeni evet. yasama yılı başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Sizden Hepimize, bütün Türkiye önemli görevler bekliyor. balık Balıkesir halkı ve Türkiye. En önemli konu anayasaydı. Hem Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş hem Sayın Cumhurbaşkanı yeni anayasadan bahsettiler. Bugün Sayın Devlet Bahçeli de aynı konuya değindi. belli ki Cumhur İttifakı'nın yerel seçime giderken ana argümanı bu olacak. Sizin de dün akşam başkanlık divanı toplantınız vardı İyi Parti olarak. Bu konuyu konuştunuz mu? Kapınızı çalacaklar zaten söylediler. İyi Parti'nin yeni anayasa ile ilgili tutumu nasıl olacak? Öncelikle bizim partimizin mahrem toplantılarındaki konuşulanlarla ilgili bir ayrıntı vermem mümkün değil. Bu siyasi etiğe uymaz ama genel bir değerlendirme yapmamı isterseniz buradan siz bir çıkarım yapabilirsiniz. Buyurun lütfen. Ee, tabii Erdoğan anayasayı gündeme getirecek. Bunu meclisin açılış günü yaptığı konuşmada da ele aldı. Türkiye'nin sivil özgürlükçü toplumun tamamını kuşatan, kucaklayan ve bu ülkede yaşayan her bir bireyi evet bu benim anayasamdır dedirtebilecek bir anayasa ihtiyacı var. Bu kesin. Fakat bu anayasa anlayışını bu ülkeye AKP rejimi getirebilir mi? AKP iktidarı getirir mi? Ben buna dair derin şüphelere sahibim. Bakın anayasa mahkemesi kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum diyen bir Erdoğan var. Şimdi anayasa mahkemesi kararını tanımayan, saygı duymayan, buna itibar etmeyen bir kimlikten, bir kişilikten, demokrat kucaklayıcı, herkesi mutlu edebilecek, evet bu benim ülkemin anayasasıdır diyebilecek bir anayasa konseptinin çıkması mümkün mü? Değil. Bu ülke bir hukuk garabeti yaşadı yıllardan beri. Hı hı. Ergenekon sürecini hep birlikte yaşadık, tanık olduğunuz Bir sürü hukuk rezaletine tanık olduk. Şimdi işte en son e, Gezi davasında ortaya çıkan sonuç inanılmaz. Yani hukukun ayaklar altına alındığı, hukukun tamamen siyasallaştığı ve siyasetin gölgesi altına girdiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. E, böyle bir anlayışta Erdoğan'ın yıllardır ortaya koyduğu profil ve performanstan demokratik, e, aydınlıkçı, ...umut vaat eden, toplumu kucaklayan, herkesi bir araya getiren bir, bir anlayış çıkar mı? Çıkmaz. Ama bütün buna rağmen biz diyoruz ki gelsin görelim. Yani e, toptancı bir anlayışla ne AKP'yi ne bir başka partiyi karşımıza alma düşüncesinde değiliz. Görelim, biz de katkımızı sağlayalım... Ama bu e, AKP'nin dayatmasıyla ya da ben yaptım olduğuyla ya da bu anti antidemokratik üslubuyla e, yaşanacak bir süreç değildir. Şimdi burada dün e, sizin oturduğunuz koltukta Selçuk Bey vardı. Selçuk Özdağ'a da aynı soruyu sordum. O dedi ki bu anayasa değişikliği AK Parti'nin tabiri caizse tırnak için söylüyorum zokasıdır dedi. Muhalefet bu oyuna düşmemelidir. Seyirciler seçime giderken tamamen gündemi değiştirmek için bunu yapıyorlar. Ve randevu bile vermemeliyiz diye bir ifade de kullandı. Ama siz aynı kanaatte değilsiniz. Şöyle, Fakat e, bir, kısmına katılıyorum. Bir, bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılıyorum. Bir kısmı ile ilgili farklı düşüncem var. Tabii siyaset kurumunun topluma umut olması lazım, örnek olması lazım. Diyalog kanallarının açık olması lazım. Biz her ne kadar birbirimizde tamamen zıt düşünceleri ve fikirleri savunsak da şu masanın karşısında oturup konuşabilmemiz lazım. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ben AKP'nin yaptığı uygulamaların birçoğunu reddediyorum. Birçoğuna karşıyım ama her şekilde bir diyalog kanalının olmasının ülke için Türkiye için Türk siyaseti için önemli olduğunu düşünüyorum ama hı hı. öte yandan e, Zoka kelimesini belki e, farklı değerlendirebilirim ama bu AKP'nin bir kurgusudur AKP'nin bir oyunudur ve özellikle yerel seçim gündeminde işte az önce bahsettik ee, enflasyon konuşulmasın, güvenlik konuşulmasın, Türkiye'deki demokratik haklar konuşulmasın, hukukun içine düştüğü rezalet konuşulmasın. Biz sadece sabahtan akşama işte LGBT'dir, efendim farklı e, bir takım argümanlardır. Bunun üzerinden süreci yönetmeye çalışacak ve yerel seçimlere böyle gidecek. Dolayısıyla burada bir art niyetin olduğunu düşünmek ve söylemek mümkün ve e, Selçuk Bey'in o kısmına söylediği evet. o kısma katılıyorum. Başörtüsü teklifi de geleceği söyleniyor. Zaten e, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde e, CHP gündeme getirmişti anayasa değişikliğini bu konuyla ilgili. Şimdi iktidar partisi de tekrar bu metnin içine onu koyacak ve işte sizin İyi Parti gibi diğer muhafazakar tabana hitap eden partiler gibi oradan sıkıştırmayı hedeflediğine dair yorumlar da var. Muhtemeldir. bir ihtiyaç tür... var mı bu Bakın bakın. Ilgili? Bakın. Bir anayasa, bir anayasa, bir ülkenin tamamını tamamını hedef alır ve ülkenin tamamını kucaklayıcı bir anlayışla ortaya konması lazım. Siz bir anayasayı gündeme getirirken bir başka parti üzerinden siyaset yapmak, oy toplamak, birini köşeye sıkıştırmak, bu anlayışla hareket ederseniz bundan netice alamazsınız. Hı hı. Başörtü bir insan hakkıdır. Başörtü takmamak nasıl bir insan hakkıysa başörtü takmak da bir insan hakkıdır. Ve insan hakkını anayasayla e, güvence altına almak yanlıştır. O zaman siz bu anayasadan e, %45 diyelim hayır çıktı. %55 hayır çıktı. Bilemiyorum. O zaman bu insanların e, hakları ne olacak? Dolayısıyla bu tür yanlış adımlarla Türkiye yeniden kamplara ayırmak, kamplara bölmek ya da tasnif etmek son derece yanlış bir uygulama. Evet başörtü bir insan hakkıdır. Başörtü takmamak nasıl bir insan hakkıysa devleti yönetenler, bu ülkeyi yönetenler bu ülkenin bütün fertlerinin kendi özgürlük alanlarının teminatı ve bunu tesis edecek bir kudreti olması lazım. Devletin vazifesi bütün inançlara eşit mesafede olmak, herkesin, herkesin kurallar çerçevesinde inancını özgürle özgürce yaşayabileceği bir alan oluşturmaktır. Evet. Esas budur. Bir konu daha var anayasayla ilgili e, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, baylokla ilgili kararı var biliyorsunuz, okumuşsunuzdur. Evet. Onu da eleştirdi. Bunu da saygı duymuyoruz, tanımıyoruz dedi. Siz daha önce beraber çalıştınız. Ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi'ne evet. başvuruları var. Yani o gün de hukukun üstündeydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iç hukukun üstündeydi. Bugün de ne değişti? Şimdi bakın FETÖ terör örgütüyle ilgili bu ülkede en yüksek tepki ve reaksiyonu gösteren ve gösterecek olan kişilerden bir tanesi. Evet. Yani o yapıyı başından beri reddeden bunlar gidip Pensilvanya'da fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği dönemde eleştiren bir ismim ve bunun faturasını çok ağır ödemiş birisiyim. Ama ben hukukun üstünlüğünden yanayım. Ve hukukun bu ülkede olması gerektiği gibi tesis edilmesinden yanayım. Siz devlet olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne imza atmış mısınız? Parlamentonuzdan geçirmiş misiniz? Onay vermiş misiniz? Sizin verdiğiniz karara ben uyacağım demiş misiniz? Daha artık bunun üzerinde spekülasyon yapmanın bir manası yok. Bu ülke hukuk devleti ise orada ortaya konmuş karara sizin itibar etmeniz lazım, itimat etmeniz lazım. Erdoğan muhtemelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını okumadı. Aslında okusa Gerçekten orada çok önemli işaretler var. Türk yargısının ne durumda olduğuna dair çok önemli tespitler var. Katılmasa bile Erdoğan'ın ondan öğreneceği çok şey var. Dolayısıyla ön yargılı bir şekilde bunu reddetmek yerine oradaki eleştirileri değerlendirmek sanıyorum doğru olurdu. Siz anayasayla zaten elinizi bağlamışsınız uluslararası bir anlaşmaya uyacağınıza dair. Dolayısıyla burada eğer bu eleştirileri kabul etmiyorsanız o zaman şunu diyeceksiniz. Ben çıkıyorum. Reddediyorum. Avrupa Birliği'nden de çıkıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de tanımıyorum. Kimse sizin elinizi tutmuyor. Sizi zincire bağlamadı oraya. Ama siz bir taraftan ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni onayladım. Meclisim de onayladı. Tarafım burada diyorsunuz. Ve onun amir hükümleri içinde ben seni takmıyorum diyorsunuz. İşte o zaman Mehmet Şimşek gider kapı kapı dolaşır. Para dilenir. Tefecilerin önünde diz çöker. Onlar da derler ki kardeşim öyle de senin ülken bir hukuk devleti değil. Senin ülken gri listede. Senin ülken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne imza atmış tanımam bunları diyor. Senin ülken uluslararası suç endeksinde, organize suç endeksinde Avrupa'da birinci. Senin ülkende siyasetçiler, mafya, iş dünyası, karanlık ilişkiler kurmuş. Şimdi ben sana nasıl para vereyim? Bakın böyle de bir sonucu var bunun. Evet. Dolayısıyla bunları konuşurken iç siyaset yaparken içe dönük mesaj verirken popülist yaklaşırken bir taraftan dünyadaki yansımalarına da bakacaksınız. İstemiyorsanız buna saygı duyarız. Getirirsiniz meclise. Dersiniz ki kardeşim biz bundan hoşlanmıyoruz. Bizim artık yerimiz Avrupa Ligi değildir. Dünya Ligi değildir. Bizim yerimiz Orta Doğu Ligidir. Üçüncü Dünya Ligidir. Reddediyoruz bunları. Oylarsınız mecliste. Gücünüz de var. Reddedersiniz. Yürü gidersiniz. Ama bir taraftan Anayasayla güvence altına aldığınız ve e, parlamentoda onay verdiğiniz bir sürece tanımıyorum, takmıyorum derseniz o zaman e, hoyrat bir devlet haline gelirsiniz. Hoyrat bir uygulama haline gelirsiniz. Ve bu sizin Dünya Ligi'ndeki klasmanızı düşürür. Evet. Sayın Vekilim biraz terlediniz. peçete var. Evet. Ben de kullanmak Peşete isterseniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, şimdi bu noktada yalım. anayasa konusunu da noktalayalım. İyi Parti'nin tutumunu özetlediniz. Ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Tabii şey başlıyor. E, Numan Bey başlıyor Sayın Meclis Başkanı. MHP'den evet. başlayacakmış ziyaretlere. Evet. Size de gelecektir diye tahmin ediyorum önümüzdeki hafta. Diyelim ve saldırıya dönelim. İçişleri Bakanı'nın önündeki hain terör eylemi. Buradan sevgili seyirciler, bütün terör eylemlerini lanetliyoruz. Hele bölücü terör örgütünün giriştiği ülkemize, milletimize verdiği zarar bu kadar ortadayken hala onun lehine açıklama yapanlara da buradan bir gönderme yapalım. Yani herkes devletinin, milletinin yanında o olmalı ve bu terörü lanetlemeli. En azından benim kişisel görüşüm böyle. Bunu söyleyerek başlayayım. Şimdi tam meclisin açıldığı gün. Meclisin 100 metre ötesi. Siz de çok iyi biliyorsunuz yani evet. buraları. bir istihbarat zafiyetim var. Nasıl oldu böyle bir saldırı yani? Şimdi bu çok karmaşık, komplike ve önemli bir terör eylemi ve şiddetle ve lanetle reddediyorum bunu. Kınıyorum. Ve e, Türkiye için e, büyük bir problem, büyük bir sorun. E, milletimizin e, milletimize geçmiş olsun diyorum ve terörü bir kez daha sizin gibi ben de lanetliyorum. Tabi burada amacın ne olduğuna önce bir bakmak lazım. Birincisi e, bir kere toplumu terörize etmek, toplumu kaygıya, endişeye, korkuya sevk etmek ve bir güven bunalımı yaratmak. Birincisi bu. E, i̇kincisi uluslararası bir mesaj var. Türkiye güvensiz bir ülkedir. Bu da önemli bir risk Türkiye'nin itibarı açısından. Ama burada bizim bu terör eyleminde okuyamadığımız, algılayamadığımız başka şeyler de var. Son derece profesyonelce kurgulanmış. Yani zamanımız ne kadar bilmiyorum ama şöyle bir değerlendirme yapalım. Var var vaktimiz Peki. var konuşabilirsiniz. Şimdi bakın gibi. teröristlerin çok eğitimli olduğu belli. Son derece profesyonel bir eğitimden geçtikleri belli. Davranış biçimleri, taşıdıkları silahlar bunları kullanma modelleri, yolları vesaire Çok profesyonel bir eğitimden geçmişler. Birincisi bu. Soru şu bunlar bu ülkeye nasıl geldiler? Yani paramotorla geldi deniyor, sınırdan geçti deniyor vesaire. Bu önemli bir problem. Bu iki eğitimli, donanımlı, yetişmiş, e, kurgulanmış, e, vahşi vahşice yetiştirilmiş bu iki terörist ülkeye nasıl geldi? Ve bunlar ta Kayseri'ye kadar nasıl ulaştılar? Şimdi burada ikinci bir sorun. Kayseri'de e, kameralara takılmadan, kendilerine nasıl gizlediler? Çünkü artık köylerin birçoğunda güvenlik kameraları var ve bunu köylüler kendileri takip ediyor. Zaten o köylü köylerin muhtarları da açıklama yaptı. Köyde kamera vardı ama kamera görüntülerinde bu kişiler yok diye. yanlarında bir kadın var, bir çocuk var. Nereden geldiler? Nerede şimdi bu kadınla çocuk? Yolda son derece mütevazi bir görüntüyle bir vatandaşımızı durduruyorlar. Gencecik, pırıl pırıl hayata yeni başlayan bir vatandaşımızın iyi niyetini korkunç bir şekilde istismar ederek durduruyorlar ve yolda katlediyorlar. Şimdi Bundan sonra soru başlıyor. E, bu arabayla ilgili bir ihbar yapılmış. Dolayısıyla bu arabanın e, güvenlik kameralarında, kayıt sisteminde plakasının ve detaylarının olması lazım. Bu araç Kayseri'den Adana'ya gittiği söyleniyor. Adana'dan bu komplike ve karmaşık silahları aldığı ifade ediliyor ve oradan 3-4 saatlik bir yol e, güzergahından e, Ankara'ya geldiği söyleniyor. Bu kadar yolu Adam öldürmüş, insan katletmiş, ee, içine silahlarıyla doldurduğu bir aracı hangi cesaretle ve hangi akılla getirdiler? Bunlara bu güveni kim verdi ya da ne verdi? Nasıl bir özgüvendir bu? Türkiye gibi bir ülkede e, güvenlik kameralarına takılmadan Ankara'ya gelebileceğine dair bu kanaat, bu intiba bunlarda nasıl oluştu? Beni en çok kaygılandıran bu. Dolayısıyla bu güvenle Ankara'ya geldiler. Öte yandan saldırının detaylarına baktığımızda iki kişi var. Bunlardan bir tanesi kendisi elinde silahla yaklaşıyor güvenlik görevlilerine önce ateş ediyor, ondan sonra kendini patlatıyor, bir kaos oluşturuyor. İnanılmaz profesyonelce kurgulanmış evet. ve bu kaosun ardından ikinci terörist. Elinde yine e, çok özel bir silahla e, ateş ederek ilerliyor. Öte yandan sırtında bir roket atar var. Rus malı olduğu söyleniyor. Bununla beraber e, çok önemli bir C4 e, patlayıcıyla 10 kilogram kadar iç, C4. içeriye girmeye çalışıyor. Burada anlaşılan hedef şu. Birincisi kendini patlatarak, çatışarak orada bir kaos oluşturup kendine alan açacak. İkinci terörist de, Emniyet Genel Müdürü'nün içine girerek orada roket atarlarla bir tahribat yapacak. E, elindeki... Otomatik silahlarla tarayacak katliam yapacak, öte yandan kendini patlatacak. Ee, binlerce teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden, Kahraman Polislerimizden ve Emniyet Teşkilatımızdan ve İçişleri Bakanlığımızdan çok profesyonelce eğitilmiş oldukları belli o kapıdaki evet. korumalar. Onlar da çapraz ateşle ve özellikle de o teröristin başını hedef alarak, çünkü vücudunu hedef alsa belki patlama olacak orada, başını hedef alarak onun öldürülmesini sağlıyorlar ve fecaatın büyümesini engelliyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığımızda çok ciddi ve karmaşık bir durumla karşı karşıyayız. E, ister istemez bir siyasetçi olarak ve bir vatandaş olarak benim aklıma bir güvenlik zafiyeti geliyor, istihbarat zafiyeti geliyor. Bu adamlar ta Kayseri'den Ankara'ya kadar nasıl geldiler? Bu güven bunlarda nasıl oluştu? Evet şimdi çok enteresan görüntüler de oldu. İçişleri Bakanlığı gerçekten oradaki polislerimizden Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Görevlerini çok iyi yaptılar. Ama hemen e, aleyhte açıklamalar da oldu. Aynı şeyi bazı gazeteciler de gündeme getirdi. Onlar gözaltına alındılar. Bugün Sayın Devlet Bahçeli de değindi aynı konuya. Diyor ki ben kısacık özet yapayım. Eski yeni bakanlar arasında fitne yaratılması ahlaksızlıktır. Süleyman Soylu'ya iftira kuyruğuna girilmesi, aynı zamanda mevcut bakanın kötülenmesi tuzaktır diyor. Ve tabii bununla alakalandırılan bir konu daha var. Mevcut İçişleri Bakanı'nın çetelere, mafyalara, işte uyuşturucu örgütlerine düzenlediği operasyonlar. O nedenle böyle bir saldırı yapıldı diyen de var. Siz bununla bir illiyet bağı kuruyor musunuz? Ve iki bakan arasında böyle bir sıkıntılı durum olduğuna Çok önemli. Musunuz? Bu, bu ayrıntı çok önemli. Birincisi PKK gibi son derece komplike ve ucu dışarıda olan bir örgütün para kaynaklarını konuşmak lazım. Evet dışarıdan önemli destekleri var. Hangi ülkelerden aldıkları da devletimiz tarafından malum biliniyor. Fakat bunların önemli para kaynağı insan kaçakçılığı ve uyuşturucudur. Türkiye'de son dönemde uyuşturucu ticaretinin ne noktaya geldiğini, Türkiye'nin bir geçiş rotasında bulunduğunu, bir hap haline geldiğini, Mersin üzerinden Orta Doğu'ya uyuşturucu ticaretinin yapıldığını, buna dair bir takım çalışmaların olduğunu hep okuduk, gördük, biliyoruz. Dolayısıyla son dönemde mafyalara uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonların bu olayı tetiklemiş olma ihtimali var. Ben bunu kişisel olarak düşünüyorum. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü terörün PKK'nın önemli para kaynaklarından bir tanesi uyuşturucudur, insan kaçakçılığıdır. Öte yandan beni üzen ve rahatsız eden bir başka konu, böylesi önemli bir olayın hemen ardından konuşulması, tartışılması gereken şeyler çok farklı iken, biz Türkiye'de eski ve yeni İçişleri Bakanının e, ayrışmasından, tartışmasından, işte aralarındaki e, uzlaşmazlıktan evet. konuşmaya başladık. Bu çok tehlikeli bir şey. Süleyman Soylu'nun bana göre bu olayın hemen ardından İçişleri Bakanlığı'na gitmesi gerekirdi. Geçmiş olsun e, dileklerinden sonra da kendi tecrübelerini, kendi birikimini, yıllardır o görevde olmanın getirdiği önemli deneyimleri ve varsa tahminleri ya da çıkarımları Bunları Sayın Yeni İçişleri Bakanı ile Sayın Yerlikaya ile konuşması gerekirdi Devlet adabı, devlet kültürü bunu gerektirir. Devlet terbiyesi bunu gerektirir. Ama biz ne, neye tanık olduk? Hemen bu lanet olası terör saldırısının ardından bir takım troll saldırılarına tanık olduk. Evet. Bu son derece çirkin, kabul edilemez. Burada yapılan operasyonların doğru olduğunu kabul ediyorum, doğru olduğunu düşünüyorum. Asla ve asla bir terör eylemi üzerinden bu tür tezviratların yapılması kabul edilemez. Tabi burada e, yani iktidarla muhalefetin ayrışmasına hep tanık oluyoruz biz. Birçok konuda kamplaşma evet. oluyor. Olmaması gereken konularda da oluyor. Ama ilk kez aynı iktidar partisi içerisinde bir önceki İçişleri Bakanı ile yeni İçişleri Bakanı arasında bir... E, gerginliğin ya da bir mesafenin oluştuğuna dair kamuoyuna intibalar e, yayıldı. Bu son derece yanlış devlet kültürüne aykırı ve bu ülkeyi yönetme anlayışına ne yazık ki zarar veren, e, halel getiren e, yanlış bir üslup. Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey ne oldu? Saldırıdan sonra bütün devlet erkeni, bakanlar, işte Cumhurbaşkanlığındaki üst düzey bürokratlar, hepsi İçişleri Bakanı'na gidip geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hatta silahlı kuvvetlerin komuta kademesi gitti. Yani böyle bir şeye gerek var mı? Aslında şöyle yani şu tür yorumlar da yapılıyor. Yani işinize bakın, görevinizi yapın. Siz de zaten bu ülkenin güvenliğinden sorumlusunuz. Ne işiniz vardı? Niye böyle bir şey yaptınız? diyenler de var. Öte yandan işte Süleyman Soylu tartışmalarına karşı mevcut İçişleri Bakanına destek ziyareti oldu diyenler evet. de var. Her iki görüşe saygı duyuyorum ama benim burada kişisel kanaatim çok vahim bir olaydır. Devletin birlik beraberlik görüntüsü vermesi ve İçişleri Bakanlığı'na bir geçmiş olsun ziyaretinin yapılması bence anlamlıdır. Partimizin sözcüsü Sayın Kürşat Doğulu da ziyaret etti, etti. ve evet. hem partimizin geçmiş olsun dileklerini hem de desteğini iletti. Evet, şimdi Sayın Bahçeli'den bahsetmişken bir cümle daha kurdu. Biliyorsunuz Süleyman Bey görevden ayrıldıktan sonra, Yeni bakanla beraber bazı görev değişiklikleri oldu. Pek çok isim görevden alındı emniyet bürokrasisinde. Dedi ki Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli kahramanları üzmeyin. Devlete hizmet etmiş kim varsa başımızın tacıdır. Devamında da dedik işte günü geldiğinde bir olay olduğunda bu arkadaşlar lazım olacak diye bir uyarı yaptı. Ee, böyle bir uyarı Dikkatimi çekti benim yani. Orada da bir MHP'li kadrolaşmadan söz ediliyor zaman zaman. Siz böyle bir şeye tanık oldunuz mu? Şimdi partili kadrolaşma lafı ne yazık ki Türkiye'ye çok zarar verdi yıllardan beri. Devlet içerisinde görev yapanlar Türk milleti adına ve Türk devleti olarak hizmet verir. Dolayısıyla falanca partinin kadrosu, pişmanca partinin kadrosu şeklindeki yaklaşımlar bizim doğru bulduğumuz yaklaşımlar değildir. Bu itibarla devlet içerisinde görev almış kişilerin, o görevden ayrılsalar bile sağlayacak katkılar devam edecektir. Deneyim önemlidir, birikim önemlidir. İngiltere'den bir örnek vermiştiniz. Ha, programın öncesinde konuştuk. Evet. Mesela e, kadroların dışında e, İngiltere'de başbakanlık yapmış, dışişleri bakanlığı yapmış, İçişleri bakanlığı yapmış, iktidar partisinin genel başkanlığını yapmış, ana muhalefet partisinin genel başkanlığını yapmış. Daha listede birkaç isim daha var. Bu kişiler hayatının sonuna kadar, İngiliz devletinde görevli kabul edilirler. Ve bunların aynı zamanda formal bir görevi de vardır. Bunlar zaman zaman bir araya gelirler. Türkiye'deki bu akil adamlar dediğimiz ya da aksaçlılar dediğimiz kültürü aslında çok kurumsal bir şekilde İngiltere uygular. Bu kişiler, bu isimler ömürlerinin sonuna kadar bu yapı içerisindedir ve bir araya gelerek devletin o anki yöneticilerine zaman zaman akıl verirler, tecrübelerini aktarırlar, vizyonlarını aktarırlar. Bu çok kıymetli bir şeydir. Aslında bizim tarihimizde de var aksaçlılar evet, evet. E, e, bu, bu tür yaklaşım. İngiltere'de var kurumsal olarak var. Dolayısıyla bürokraside bu kadar deneyim kazanmış, hizmet etmiş insanların bir çırpıda yok farz edilmesini ben yanlış kabul ediyorum. Deneyim çok zor kazanılan, çok kıymetli, çok değerli bir şeydir. Ve biz artık devlet kademeleri içerisinde bu ayrışmalara, bu partizan tutuma bir an önce son vermeli. Sadece sadece millet adına hizmet veren ve devlet için görev yapan bir bürokrasi kavramını tesis etmemiz lazım. Evet. Sevgili seyirciler, Ankara Masası'nda İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez ile beraberiz. Vatandaşı ilgilendiren tüm konuları konuşuyoruz. Şimdi biraz da yerel seçimlere doğru giderken o konuya geçelim isterseniz. Partiniz gündemde. Sayın Meral Akşener çıktı, dedi ki işte 81 ilde bütün ilçelerde, beğendilerde aday göstereceğiz dedi. İttifak içinde olmayacağız ama işbirliği olabilir gibi açıklamalar da oldu. Günlerde siz konuşuyorsunuz bütün televizyon programlarında. İşte kaybettirecekler. Öyle olacak, böyle olacak. Bunun bedelini ödeyemez İyi Parti falan gibi iddiali yorumlar da var. Nedir durum? Yerel seçimlerdeki e, stratejiniz gerçekten böyle mi olacak? Genel İdare Kurulu'nda aldığınız kararda hiçbir esneme ihtimali yok mu? Ya da büyük şehirlerde işbirliği yapılabilir mi? Şimdi bazı partiler adına konuştuğu e, iddia edilen ya da konuştuğunu ima eden kimi şahıslar çok haksız ve e, zaman zaman da ahlaksızlığa varan ithamlarda bulunuyorlar partimize ve partimize parmak sallıyorlar. Partimizi dizayn etmeye çalışıyorlar. Tahkir etmeye çalışıyorlar ve bunu bir proje adına yapıyorlar. Ben buna şiddetle reddediyorum. Niye dizayn etmeye çalışsınlar? Ama bakın bir dakika. Şimdi bizi ısrarla şimdi siz şöyleleştirde bulunabilirsiniz. Dersiniz ki Turan Bey, parti olarak sizin bu şekilde girmenizi biz doğru bulmuyoruz. Çünkü şu şu şu. Buna saygım sonsuz. Tamam. Bu önemli, kıymetli bir görüş. Ama öte yandan kimileri diyor ki kaybet kaybet e, kaybet ve kaybettir projesiyle yola çıkıyor bunlar. Ben bunları kastediyorum. Hı. Kastettiğim bunlar. Bunlar son derece yanlış. Bir partinin, bir partinin seçime kendi başına girme iradesi saygı duyulacak bir tutumdur. Bunu eleştirebilirsiniz ama bu eleştiriyi yaparken onun üzerinde bir tahakküm kurma, ona parmak sallama üslubunu bunu ben reddediyorum. Siz gazeteci olarak zaman zaman bizi eleştireceksiniz. Beni de eleştirin. Ben bundan büyük bir keyif alırım ve bundan çok şey öğrenirim. Partimizi de eleştirin ama bu eleştiriyi yaparken dizayn etmeye kalkarsanız bizim buna itirazımız olur. Şimdi burada... E, aynı eleştiri size de yapılıyor ama. Yapılıyor. Mesela ben, ben CHP'lilerden bunu duydum. Hı hı. Şunu diyorlar, ittifak yaptığımız bazı partiler bizi yönetmeye çalışıyor. Şimdi bunu o zaman örneğini ortaya koyması Ya da lazım. siyaset yapma tarzlarınız mı e, eleştiriliyor? Şimdi yani. bak bu eleştir, siyasetçi bu eleştiriyi yapar. Ben buna saygı duyuyorum. O zaman bu argümanı ortaya koyan kişinin aynı zamanda e, ortaya verileri de koyması lazım. Yani biz nasıl bir başka partiyi yönetmeye kalktık? Bunu da ortaya koyması lazım. Dolayısıyla siyasetçiler birbirini eleştirir. Bunu da anlayışla karşılıyorum ama kimsenin bir başka partiyi haksız bir şekilde ilzam etmeye, itham etmeye ya da onu dizayn etmeye hakkı yok. Beni vurgulamaya çalıştığım bu. Eleştiri çok güzel bir şeydir <laughs> ve eleştiriden insanlar eğer ders almayı bilirlerse bundan kendilerini de geliştirir ve olgunlaştırırlar. Şimdi bakın geçtiğimiz dönemdeki Millet İttifakı'nın yapmış olduğu çalışmalar kıymetli çalışmalar, önemli çalışmalar ve bu çalışmalardan ben ilerleyen yıllarda Türk demokrasisinin büyük ölçüde fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yıllar sonra bu dönem tekrar açıldığında bundan kazanılmış deneyimler Türk siyasetine ve Türk demokrasisine katkı sağlayacak. Handikaplar da var. Bakın biz e, ortak mutabakat metnini hiç konuşamadık. Evet. Anayasa e, sorusuna e, cevap verirken aslında unuttum bahsetmeyi. Mesela bizim Millet İttifakı olarak o dönemde hazırlamış olduğumuz gayet güzel değerli toplu bir anayasa taslağımız Tabii da var. Bunlar milyon, çok Evet, milyon. bunlar çok önemli çalışmalardı. Çok kıymetli çalışmalardı. Bunlardan ne yazık ki Türkiye ve siyaset kurumu yeterince istifade edemedi. Bir takım handikapları oldu. Artık girmeyeceğim o detaylara. Millet de sıkıldı, biz de sıkıldık. Şu oldu, bu oldu detaylarına girmenin artık bir anlamı yok. O dönemde, o dönemde yapılan bir takım hatalar ve yanlışlar siyaseti bugün bu noktaya getirdi. Bizim bundan sonrasına bakmamız lazım. Biz hiç kimsenin siyasi düşmanı değiliz, siyasi rakibiyiz. AKP nasıl bir siyasi rakipse, MHP nasıl bir siyasi rakipse, CHP'de, diğer partilerde siyasi rakip. Ama Türkiye'nin ulusal çıkarları gerektiğinde biz herkesle otururuz, konuşuruz. Ama biz hükmü şahsiyeti olan hür ve bağımsız bir siyasi partiyiz ve biz iyi partiyiz. Dolayısıyla böyle bir karar aldık. Bu kararı Genel İdare Kurulumuz almıştır. Genel Başkanımız burada hiçbir e, talimat vermemiştir. Uzun uzun tartışılmıştır ve böyle bir karar alınmıştır. Ben bunun Türk siyasetine yeni bir alan açacağını düşünüyorum. Bu kişisel görüşüm. Yeni bir e, umut doğuracağını düşünüyorum. Bakın e, geçen dönem Türk siyasetinin ikiye ayrılması ve kamplaşması yani e, e, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak ikiye ayrılması ve kamplaşması bu ittifakta bulunan partilerin çok haksız bir şekilde eleştirilmesine de sebep oldu. Evet. Biz kendimizi sahada anlatamadık. Balıkesir'i gayet iyi biliyorsunuz. Yani Balıkesir'de ben partimizin projelerini anlatamadım, partimizin programlarını anlatamadım ve birçok haksız eleştirilere maruz kaldık. Dolayısıyla bu iki kutuplu siyaset anlayışına biz e, bir çıkış yolu arıyoruz. Millete bir umut olalım istiyoruz. Milletin önüne bir alternatif çözüm oluşturalım istiyoruz. Bunu yaparken de sizi biraz e, tarihin e, geç, geç, geçmişe götürmek istiyorum. E, çok da konuşulmayan bir e, realiteden bahsetmek istiyorum. AKP'nin ilk kurulduğu yıllar. Erdoğan bunu Açıkça kamuoyunda konuşmamakla birlikte partisinin toplantılarında birçok kez dile getirdi ve Türkiye'nin iki kutuplu bir siyasal anlayışa ihtiyacının olduğunu söyledi. Yani Amerika'daki gibi bir sistem kurulmalı Türkiye'de diye hep bu görüşü savundu. Neydi arkasındaki fikir ya da proje ya da düşünce? Amerika'da bir Demokratlar var, bir de Cumhuriyetler Cumhuriyetçiler var. Evet. Dolayısıyla iki kutup arasında gider gelir. Erdoğan'ın kafasındaki plan da şuydu. Biz Türkiye'yi iki kutuplu siyasete mahkum edelim. Bu ülkenin geleneksel olarak yüzde 65 sağ, yüzde %35 35'te bir sol oyu vardır. Ne olursa olsun ben bu sol oyun iktidara gelmesini bir şekilde engellerim. Şimdi Millet İttifakı oluşturduğu kompozisyonla bunu bir anlamda e, kırmaya çalıştı. Evet. E, oluşturduğu yapıyla ama öte yandan e, AKP buna pozisyon aldı ve ne yaptı? Kendi bünyesine HDP e, Hüdapar'ı aldı, e, MHP'yi aldı, DSP'yi aldı, yeniden refahı aldı. Bir karşı blok oluşturdu. Ve bu bloklar üzerinden çatışmayı alevlendirerek aslında hiç hak etmediğimiz bir sonuçla Türkiye'yi karşı karşıya bıraktı. Şimdi biz hem bu bloktan hem de bu bloktan hı hı. umudunu kaybetmiş, heyecanını yitirmiş, Türkiye'ye çözüm arayan kitlelere bir çare olmak istiyoruz. Üçüncü yol dediğimiz bu. Dolayısıyla biz merkez siyasetçisiyiz, merkez sağ kültüre hakimiz, milliyetçi bir anlayışın üzerine bina edilmiş bir merkez siyasetin temsilcisiyiz. Demokrasiye inanıyoruz, hukukun üstünlüğüne inanıyoruz, tamam. layık Türkiye Cumhuriyeti'ne inanıyoruz bu anlamda projelerimiz var, planlarımız var, hayallerimiz var ve Türkiye için umutlarımız var ve yetişmiş kadrolarımız var. İşte bu alanda, açacağımız bu alanda ilerleyerek biz Türkiye'ye yeni bir umut olmak istiyoruz. Ama şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Şimdi siz ittifakı, millet ittifakını yani o iki yapının sizin bulunduğunuz bölümü ayrılıyorsunuz oradan. Fakat karşı taraf blok bakın olarak ittifak, duruyor. hemen şöyle söyleyeceğim. İttifak zaten bakın ittifak zaten e, genel seçimlerde yapılır ve ittifak genel seçimlerde bitti. Şu anda C, e, AKP ile MHP'nin ve diğer küçük partilerin bir arada olması bir koalisyondur. iktidar koalisyonu. Evet. Dolayısıyla... Hatta biriz diyor Bahçeli. Biriz. MHP, AK, AK Parti farklı saygı değil. Saygı duyarım. Yani. O kendi görüşüdür. Politik tercihidir. Millet onun kararını verir. Biz şu anda, biz şu anda bir alan açmak istiyoruz siyaset kurumuna. Bu itibarla e, zaten yerel seçimlerde ittifak yapmazsınız. Lokal işbirlikleri İşbirlik. olur. Lokal işbirlikleri olur. Ve biz böyle bir alanı, böyle bir umudu, böyle bir heyecanı toplum önüne sürmekle, koymakla mükellefiz. Tartıştık uzun uzun bütün detaylarını Hı. ve bugün yolculuğumuz bu şekilde devam edecek. Tamam ama şimdi Balıkesir'den sorayım. Evet. Şimdi İYİ, Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkardı. İyi Parti de aday çıkardı, üçüncü yol dedi. Karşınızda da Cumhur İttifakı olduğu gibi duruyor. Yani bu tabloda seçimin kazanması e, muhalefet adaylarının mümkün değil. Ve AK Partililerle yaptığımız sohbetlerde zaten şunu söylüyorlar, Ankara için, İstanbul için. Diyorlar ki iyi parti, iyi aday çıkarsın çok iyi olur bizim için. Yani biz daha rahat kazanırız her yerde. ya yani Bu açık görünüyor. yani buna bakın, bu, karşı bu bir ezber Fatih izleyin. Bey, çok teşekkür <laughs> ederim. Harika bir soru sordunuz, gerçekten teşekkür ederim. Bu bir ezber. Biz ezberleri bozmak için siyaset yapıyoruz. Bakın 1994 yılındaki yerel seçimlerde Tayyip Erdoğan İstanbul'da bir ezberi bozdu. Ve e, o yapının içerisinden kendi kimliğiyle, kişiliğiyle geldi ve Türk siyasetinde önemli bir figür haline geldi. Evet. Balıkesir'den örnek vereceğim Balıkesir'i söylediğiniz için. Evet. Ayvalık. Bakın Ayvalık'ta e, şu andaki belediye başkanı evet. kişisel olarak partisinin oyu çok düşük olmasına rağmen büyük bir oyla seçildi. Niye? Çünkü yereldeki bakış bizim ısrarla savunduğumuz ve e, ortaya koymaya çalıştığımız o. Yereldeki bakış farklıdır. Geneldeki bakış... E, fikirlere çok fazla geneldeki tutuma çok fazla önem vermez yerelde insanlar evet. çünkü karşısında bir muhatap görmek ister yerel yöneticisi içinde olsun ister Doğru düzgün bir isimle. Parti Kalifiye... çok olmuyor yani. Evet. Yerel şüphesiz var ama onun ötesinde kimlik, kişilik, duruş, kalite, karizma bu daha önemli hale gelir yerel seçimlerde. Türkiye örneğini de söyledim size. Hı hı. Balıkesir örneğini de söyledim. Ayvalı biliyorsunuz. Ama ben Türkiye örneğine katılmıyorum. Olabilir saygı duyuyorum katılmadığınıza <laughs> Ama ama o dönemde. Çünkü o zaman doğru yol partisi, Anavatan Partisi, CHP hatta SYP hepsi ayrı ayrı aday çıkarmışlardı. Anladım. Çok doğru. Aradan. Çok doğru. Tayyip Bey ve Peki Tayip Bey'in o dönemde 25 civarında oy alacağı iş tahmin ediliyor muydu? Edilmiyordu. Edilmiyordu. Hiç kimse etmiyordu. Tabii. Bakın burada da benim dediğim ortaya çıkıyor. <laughs> Dediğinize katılıyorum ama işin bu kısmı da var. O Şimdi da var, ay doğru. Ayvalık örneği çok önemli. Benim e anlatmaya çalıştığım. Demokrat Parti'den seçildi. Evet, evet, evet. Ondan seçildi ve e çok yüksekte bir oy aldı. Partisi %1'ler 2'lerdeyken kendisi çok önemli bir oyla seçildi. Dolayısıyla yerelde. Kalite önemlidir, kişilik önemlidir, aday önemlidir. Partimizin son derece donanımlı, yetişmiş adayları var. Fatih Bey, İzmir adayımız Ümit Özdağ'la. İzmir'i mükemmel yönetir. Donanımıyla, birikimiyle, kalitesiyle, dünya görüşüyle, vizyonuyla, eğitimiyle e, gerçekten çok iyi bir adaydır. Ve biz Türkiye'ye bir umut olmak istiyoruz, bir yenilik getirmek istiyoruz. Ve bu tür adaylarımızla insanlar evet bu iyi Parti'nin adayı ve bu ülkeyi, bu beldeyi, bu bölgeyi, bu ili, bu büyük şehri burası iyi yönetir, iyi Parti iyi yönetir dedirtebilecek adaylarla çıkmak istiyoruz. Tabanınıza bunu anlatabileceğinizi düşünüyor musunuz? Evet gayet iyi anlatırız. Tabanımız gayet iyi kulak veriyor bize. Soru işaretleri yok mu var ama bize düşen o soru işaretlerini ortadan kaldırmak ve hem tabanımıza hem bizim tabanımız olmayan insanlara da umut olabilmek ve onlara kendimizi daha iyi anlatabilmek gibi bir mesuliyete sahip. Şimdi bir genel başkan yardımcısı Türker Bey bir açıklama yaptı, tweet attı. Evet. Çok da gündem oldu yani. Dedi ki CHP 10 büyük şehirde aday çıkarmasın. İstanbul, Ankara, diğer Antalya işte buraları saydı. Bizi desteklesin. Çünkü biz 2019'da fedakarlık yaptık. Şimdi onlar yapsın. Siz aynı kanıttanısınız. Bakın Türker Bey aslında çok önemli bir mesaj vermiş, çok kıymetli bir mesaj vermiş. Şimdi programın başından beri hep birilerinin bize dair yorumlarını konuşuyoruz ve bir değerlendirme yapıyoruz, bir evet. ön kabulle. Bugüne kadar CHP'ye dair hiçbir analiz yapmadı insanlar, genel bir analiz yapmadılar. Hep bize yükledikleri misyon gidin CHP ile beraber olun. Hı hı. Peki bu siyaset analistleri, bu gazeteciler ya da siyaset kendince dizayn edenler ya da yorum yapanlar sizin gibi samimi açık yürekli yorum yapanlar. Mesela CHP kardeşim yani İyi Parti Türkiye'de %10 oy almış. Hı hı. CHP %25 oy almış milletvekili seçimlerinde. Balıkesir'de %25 CHP almış, %15 biz almışız. Gidin kardeşim çalın kapısını biz burada aday çık mı çıkartmayacağız deyin. Niye demiyorsunuz mesela gazeteci olarak? Dolayısıyla burada aslında bir ezberi bozdu Türkiye'de. Büyük Bey. aset olduğu için. Ha. Belki anladım de. da anladım da biz büyüye tabi olmak gibi bir mesuliyetimiz yok bir mecburiyetimiz yok bugün o büyüktür yarın biz büyük olacağız Balıkesir'de %15 oy aldık ama geçen seçimde Balıkesir Manisa Denizli yani başka illeri hatırlamıyorum şimdi ama pek çok büyük şehir de içindeydi. Hepsi iyi Parti'ye bırakıldı. Bakın, oradaki handikaplar farklı. Oradaki handikaplar farklıydı. Demokrat Parti aday çıkarttı onun dışında yerelde bir takım eksiklerimiz oldu. Zaten iyi Parti'nin adayı da şu anda AKP'ye geçti biliyorsunuz. Evet. Yani oradaki yerel tutumlarda ve tavırlarda yanlışlıklar oldu. Bunların her birini ayrı ayrı masaya yatırmak lazım. Ayrı ayrı değerlendirmek lazım ama burada Türker Bey'in yaklaşımı son derece sempatik bir anlamda da ya bir dakika kardeşim bize bunu diyorsunuz ama çıkın bir de böyle bir şey söyleyin derken bir anlamda da mesaj veriyor ve bu ezberi bozmak için bu yaklaşım ortaya koyuyor. Evet yani İstanbul'da da İzmir'de de yani bugüne kadar eski dönemlerde merkez sağ Belediye başkanları seçilmiş. Hala tabii. seçilebilir, yani hala seçilir. Yüzde yüz evet, katılıyorum, yüzde yüz soru, katılıyorum. Tabii, yani. %100. yani belki siz gazeteci olarak şunu da sorun. Kardeşim sürekli İyi Parti'ye niye gidip CHP ile beraber olmuyorsun diye hesap soruyorsunuz. Bir dakika o zaman senden niye böyle bir şey gelmedi? O Sen de bunu önce... bırak denmesi <laughs> gerekmiyor mu Fatih Bey? İkinci Büyük Partisi'nin e, İstanbul'da aday çıkarmaması önerisi biraz komik olmuyor mu yani? Hiç komik değil. Bakın hiç komik değil? Niye komik değil? AKP ilk ortaya çıktığında ortada AKP diye bir parti yoktu ve geçmişi yoktu. Dolayısıyla biz Türkiye'ye alternatif olmak için siyaset yapıyoruz. O bakımdan hani bu seçimlerde %10 oy aldınız. Balıkesir'de %15 oy aldınız. Dolayısıyla bu oya tabi olun. Hayır biz iddia ile siyaset yapıyoruz. O bakımdan bu görüşe, bu tutumumuza insanlar saygı duyup bu anlayışı da değerlendirmeleri gerekiyor. Şöyle bir, şey bir eleştiri de var. Mesela sizin partinizden dile getirilen Açıklamalardan biri bu. İktidarı kaybettik. İki tane belediyeyi kazanmasak ne olur? Görüşünü açıklayanlar da oldu parti yöneticilerimizden. Buna diğer e, muhalefet partilerinden şiddetle karşı çıkılıyor. Diyor ki, büyükşehir belediyelerini ya da yerel yönetimleri kazanalım. Türkiye'de bir nefes alma ihtimali olsun. Siz o görüşte misiniz? Yani şimdi bakın yerel e, seçimler görmezden gelinebilir mi? Bu aslında biraz da kaybı da göze almayı da içeren bir yorum yani. Bu aslında biraz iddiayı ortaya koyan bir tutum. Bakın Türkiye'de İstanbul'un Erdoğan tarafından yönetilmesiyle beraber bir anlayış güçlendi. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Hı hı. ve Bunu Erdoğan da aslında hep tekrar etti. Ve böyle bir konsept oluştu Türk siyasetinde. Ama en son gördük ki İstanbul'da, Ankara'da CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyorken bu sonuç çok da doğru değilmiş. Hı hı. Bu itibarla evet yerel yüzde yüz önemli. Hiç tartışmasız önemini kabul ediyorum. Ama sadece buna endişelenerek siyaset yaparsak hata yaparız. Dolayısıyla biz yine söylüyorum bir alan açıyoruz Türk siyasetine. Bir ufuk ortaya koyuyoruz, bir vizyon ortaya koyuyoruz. Ve diyoruz ki biz iddialıyız kadrolarımızla, projelerimizle, tutumumuzla, donanımımızla, bilgimizle, tavrımızla bu millete bir umut olmak istiyoruz. Bir alan açıyoruz. O bakımdan önümüzdeki yerel seçimler çok önemli gelişmelere gebe ve bu yerel seçimlerin ardından Türk siyaseti geçmişi tekrar analiz ederek bütün bu ezberleri, bütün bu kodları yeniden düşünecek. Tekrar CHP ile işbirliği'nin kesin kaybettireceğini düşünüyor musunuz? Yerel seçimde de. Yerelin denklemi biraz farklı. Ben çünkü biliyorsunuz Balıkesir'de çok yoğun saha siyaseti yapıyorum. Birçok insanla da görüşüyorum. Yerel dinamikleri genel dinamiklerinden biraz farklı. Yereldeki insanlar baktığında adaya bakacak, adayların birlikteliğine bakacak. Dolayısıyla böyle bir şey söylemem çok kolay değil. Buna dair gözlemlerim biraz farklı. Ama yerelin dinamiklerin farklı olduğunu bir kere daha vurgulamam lazım. Yerelde aday ve adayın tutumu çok önemli. O çok önemli şüphesiz. Balıkesir'den konuşmuşken size de sormam lazım. Buyurun. Daha önce çok adınız geçti. Yine geçiyor. Büyükşehir Belediyesi için adaylığınız konuşuluyor Balıkesir'de. Böyle bir teklif ve böyle bir niyetiniz var mı? Ee, şöyle Balıkesir'de çok sayıda adayımız var hem ilçelerde hem de e, büyük şehirde çok donanımlı arkadaşlarımız var. E, partimiz bunu değerlendiriyor, e, partimizin yetkili kurulları var. E, şu anda parti genel merkezinde e, yerel seçimler için kurulmuş bir heyet var. İllerde de bunun e, senkron heyetleri kuruldu. İl merkezimizde de il başkanlığımız nezdinde çalışmalar devam ediyor. E, öte yandan anketler e, yapılıyor, yapılacak bundan sonra da buna e, bundan sonra bir doğru karar verilecek. E, benim Gündemimde aday olmak yok böyle bir planım da yok çünkü Ankara'da yani milletvekili olarak çok yoğun çalışmalarım var Dolayısıyla biliyorsunuz hani seçildikten sonra milletvekili görevinizden evet. de ayrılıyorsunuz böyle bir gündemim yok Birçok arkadaşımız var bu, bu işi yapabilecek ve kazanabilecek çok arkadaşımız var Günü geldiğinde bütün bunların partimiz tarafından değerlendirmesi yapılacaktır Peki. Çünkü geçen sefer de Balıkesir İyi Parti'ye bırakılmıştı. Belki bir işbirliğiyle yeniden isminiz gündeme gelebilir. Çünkü çok konuşuluyor. Balıkesir'den bana da çok soruyorlar. Siz aday... olduğunuz için oradaki <laughs> nabzı iyi tutuyorsunuz. Adaylık gündeminde <laughs> yok dediniz. Şimdi bir de dün ortaya atılan bir iddia var bir televizyon programında. Sayın Akşener'in genel başkanlığı bırakacağı, yerel seçimden sonra bırakacağına dair bir takım iddialar. İşte aday bulamıyorlar, kavga çıkıyor, istifa ediyor. İYİ Parti milletvekilleri istifa gündeme geldi falan diye. Dalar konuşuldu var mı bunlar? İşte az Gerçekten... önce az önce siyaseti kimi çevreler dizayn etmeye çalışıyor e, derken bunu kastettim belki siz biraz alındınız ama burada yok, kalın söylemek kalın istediğim kalın sizin gibi saygın gazeteciler değil ekranları dolduran sabahtan akşama yalan haberlerle siyaseti dizayn etmeye çalışan kimi çevreler var ve bunlar ne yazık ki ne yazık ki ister istemez ekranlarda yer aldığı için toplum tarafından da zaman zaman dikkate alınıyor asla ve asla böyle bir şey yok bizim partimiz son derece güçlü Kudretli bir şekilde yola devam ediyor. Arkadaşlarımızla omuz omuza çalışıyoruz. Hı hı. Genel başkanımız son derece deneyimli. Hem siyasi deneyimi çok güçlü, hem de devlet deneyimi çok güçlü. Birlikte bir ufka doğru yol alıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi bir tezvirattır. İyi parti hırpalamak için İyi Partinin şu anda gittiği yolu gören ve orada alacağı başarıları hesap eden çevrelerin yaptığı bir takım tezviratlardır ve yalanlardır. Lütfen kimse buna itibar etmesin. Sevgili seyirciler, Ankara masasında İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömezle ile beraberiz. Programın sonuna geldik. Ee, şunu da sorayım, öyle noktalayalım. Şimdi siz sahayı da çok dolaşıyorsunuz. Hem Balıkesir hem diğer yerlerde de varsınız. İktidar Partisi'nde 7 puanlık gerileme oldu AK Parti'de. Yerel seçimlerde bu devam eder mi? Bir de şu söyleniyor işte, muhalefetteki bu dağınık yapı, İktidarın lehine olacak ve onlar daha avantajlılar deniyor? Siz vatandaşla da bir araya geldiğiniz için soruyorum. Oy kalbi sürer mi? Yani e, bu ekonomideki yansımalar, olumsuz yansımalar vatandaş, yerel seçimde iktidarı tekrar cezalandırır mı? Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir soru bu Fatih Bey. E, i̇ktidarda bir e, erozyon var, bir erime var. Bunu görüyorum. Ama öte yandan millete sorduğunuzda, Millette bir umutsuzluk da var, bir kaygı da var, bir endişe de var. İşte bizim az önce anlattığım ve anlatmaya çalıştığım bu alanı açma niyetimiz, bu samimi tutumumuz bundan kaynaklanıyor. Biz iktidardan umudunu kaybetmiş, muhalefetle ilgili umutları yeşermemiş topluma bir umut olmak istiyoruz, bir çare olmak istiyoruz. Ben muhalefet, tabii muhalefet üzerinde iyi Parti olarak biz doğru isimlerle doğru söylemlerle doğru tutum ve doğru kadroyla doğru tavırla doğru bir vizyonla milletin karşısında istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam edersek umudunu kaybetmiş herkes kendisini bizde bir yer olarak temsil edilecektir ettirecektir. O bakımdan ben Türk siyasetinin hiçbir zaman çözümsüz kalmadığını biliyorum. Bunu ısrarla savunuyorum. AKP'den kopanlarda, muhalefetten umudunu kaybedenlerde kendine ait bir parça buldukları İyi Parti e, cenahında ve cephesinde yer alacaktır ve biz de millet için siyaset yapacağız. Türkiye için siyaset yapacağız. Bu ülkede yaşayan her bir birey için bir kere daha söylüyorum. Kendini bu ülkeye ait hisseden, bu topraklarda yaşamaktan onur duyan ve Türk bayrağının altında olmaktan gurur duyan herkes, herkes bize güvenecek. Biz bu anlayışla siyaset yapacağız. Demokrat, laik, hukukun üstünlüğünü savunan, kalkınmacı ve Türkiye'nin değerlerine her zaman sahip çıkan bir parti olarak yolumuza devam edeceğiz. Peki biz de takip etmeyi sürdürürüz. Teşekkür ederiz. Kur'an Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bir saat su gibi aktı. Sağ olun. Yani güzel bir program oldu.